Milattan önce yaklaşık 6. yüzyılda şehir devlet Atina'da devlet politikasını yönlendirmede halkın da söz sahibi olabileceği bir sistem geliştirildi. Adına da halkın egemenliği yani demokrasi denildi. Elbette ilk başta Atina'da kadınlar, köleler ve şehre sonradan gelenler oy kullanamıyordu. Yani nüfusun yaklaşık %20'sinden daha az oy kullanabiliyordu. Atina demokrasisi bilinen insanlık tarihindeki siyasi seçimlerin en eski örneklerinin başında geliyor. Peki toplumu ilgilendiren kolektif kararları sadece insanlar mı alıyor? Maybe we should give the dogs a vote as well. I'll ask my horse. Diğer canlılardan bahsederken kral, krallık, kraliçe, imparatorluk gibi monarşik kavramlar kullansak da aslında bazı türlerin ortak seçimlere gittiği görülmekte ve bu türler kısmen de olsa demokratik davranışlar sergilemekte. Bazı türler liderlerini seçimle seçmeseler bile nerede yaşayacaklarına, ne zaman besleneceklerine, ne zaman avlanacaklarına veya ne zaman dinleneceklerine ortak karar veriyorlar. Mesela bal arıları. İlkbaharın sonlarına doğru genişleyen kolonilerine yeni bir yuva ihtiyacı duyan arılar iki gruba bölünür. Ana kraliçe ve işçi arıların yarısı yeni yuva arayışı için koloniden ayrılır. Ayrılan grup geçici bir dinlenme yeri belirledikten sonra kalıcı yeni yuvaları ve nektar bilgisi edinmek için keşif uçuşları yaparlar. Geri döndüklerinde ise bu bilgileri koloniyle paylaşmak için özel bir dans yaparlar. Danslarını bir çeşit seçim kampanyası gibi yürütürler ve bu danslar 16 saate kadar sürebilir. Dans sürdükçe kendi keşif görevlerinde edindikleri bilgilere güvenen arılar etraflarında destekçi toplamaya başlarlar. Bilgilerine güvenmeyen ve daha fazla destek bulmayan diğer arılar ya danslarını bırakırlar ya da daha popüler adayların safında dans etmeye devam ederler. Yeterli çoğunluk sağlandığında yeni yuva oluşturulacak bölgeye doğru uçuşa geçilir. Başka bir deyişle karar hiyerarşik ve merkeziyetçi değil, ortak müzakere ile verilmiş olur. İngiltere'nin güneyinde kaya karıncalarının yeni yuvaları için en önemli kriterleri girişin ne kadar büyük ve karanlık olduğu. Aday bölgenin uygun olup olmadığı ise o bölgede ne kadar bireyin biriktiğine göre karar veriliyor. Her ne kadar katı bir hiyerarşik düzenleri olsa da bir konsensus dahilinde hareket eden başka bir tür ise Endonezya'nın Sulawesi ormanlarında yaşayan Tongkian makak maymunları. Ormanda meyve ağaçları rastgele dağılmış durumda ve bazı bölgeler diğerlerinden daha fazla meyve içeriyor. Böyle bir durumda makak grubu hangi yöne gideceği konusunda karar vermek durumunda. Gruba bir öneride bulunmak isteyen birey, istediği yönde birkaç adım yürüyerek dönüp grup üyelerine bakıyor ve onu takip etmek isteyenler ona doğru yöneliyor. Öneride bulunacak diğer bireyler de bunu uyguluyor ve nihai karar oy çokluğuyla alınıyor. Costa Rica'daki kapuçin maymunları aynı durumda kampanyalarını titreşimli sesler kullanarak yapıyorlar. Afrika vahşi köpekleri ise avlanma veya dinlenme kararını aksırarak veriyorlar. Grubun lideri hareketi aksırarak başlatabilir. Ancak lider olmayan bir birey daha fazla aksırarak gruba başka yönde karar aldırabilir. Kısacası kolektif karar almak insana özgü bir davranış değil. Araştırmalar arttıkça demokratik davranışların veya siyasi sistemlerin diğer canlılar arasında da yaygın olduğunu görmek mümkün olabilir. Bu videoyu hazırlarken yararlandığım kaynakları videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.